Selamünaleyküm arkadaşlar. Genellikle oto tamircileri motorun üzerinde cıvata kırıldığı zaman ya motoru sökmek ya şanzımanı sökmek zorunda kalıyorlar. Ama öyle bir ustamız var ki Ali ustamız bütün tamircilerin ayağına gidiyor. O sorunu motoru şanzımanı indirmeden hallediyor arkadaşlar. Ali ustamız işlem yapıyor. Biz de oraya gidip bakacağız şimdi. Skoda Superb 1.4 TSI motorun silindir kapağını söktük arkadaşlar. Conta yanmıştı. Yanan contayı da size göstereceğim. Sökerken arkadaşlar hemen yaklaştırıyorum şöyle. Bir tane silindir kapak cıvatası blokun içinde kırıldı arkadaşlar. Sökerken kırıldı. Sıkarken değil. Bu da daha önce söken kardeşimiz tam sıkmamış herhalde. Fazla sıkmış, yalama etmiş. Bomboş geçiyor. Bunun ikisine de baka yapacağız değil mi? Evet. Ali ustamız işlemler yapacak. Birazdan size detaylı bir şekilde göstereceğim. İstanbul Avrupa yakasında birçok tamirciler motorların üzerinde kırılan, kopan, yalama olan ve motoru sökmeye gerek duymadan yapılması gereken işlemlerde Ali ustamızı çağırıyorlar. Ali ustamızı size göstereceğiz. İleriki dakikalarda şimdilik yapacağı işlemi göreceğiz arkadaşlar. Nokta vurdu buraya. Şimdilik de deliyoruz. Çelik cıvatayı deliyor arkadaşlar. Yağ kanallarını bezle tıkadım. Hava tutacağım. Havamız nerede usta? Hı? Havamız nerede? Dur havayı getireyim ben. Tamam. Eyvallah Mustafa Bey, ne haber? Vur. Cıvatalar tam saf çelik değil mi? Çelik. Matkap nasıl deniyor tam saf çeliği? Özel matkap. Ha bu matkaplar evet, özel. Tabii hepsi özel. Hmm. Normal matkapla böyle mümkün değil. Bu en son kalınlık mı? Daha var. Bir kalın daha mı var? Tabii. Bu 9.5-10.5 lan derdim. Allah Allah. Cıvata kaçtı? 10 mu? 9'a 1.5.
Şu anda ne diş açıyoruz? 12'ye 1,5 diş açıyoruz şu anda. He. Genişletip sonra yukarıya doğru daralacak o zaman bu. Tabii. Şimdi bunu izleyenlerin içinde var ya, ne yorumlar yapılacak Ali abi. Çapaklar motorun içine gitti, bilmem ne, kıl, tüy. Diğeri de bu değil mi usta? Diğeri de o, yalama o zaten. Onu da aynı dişten yapacaksın. Aynı dişten, tabii. Bir tanesi lokum gibi oldu. Şimdi yalama olanı genişletiyoruz. Yani aynı genişlikte yani yuvasına direkt diş açıyoruz. Şimdi bu dişin adı ne? Bara. Bir bara var, bir baga tabii, var. Tabii. Bir de barayla baga zaten helikoil var. Helikoil var. Evet. Çok kımıldatma. Şimdi light'ını da sürdün, lock light'ını. Evet. Buraya da sürdün. Deliğe içerisine döktük. Gevşemesin diye. Montajını yapıyoruz. Tamam. Daha doğrusu şu anda çelik baga oldu. Tabii. Aynen öyle. Alüminyum dişti eskiden. Tabii. Yeri çelik oldu. Şimdi artık yalama olmayacak. Çelik oldu. Olmayacak. Yeri çelik oldu. Tamam. Kısa anahtar var elinde. Aslında lokma öyle sıksak daha iyi. Lokma daha iyiydi ama. Dur lokma getirelim ya. Çelik baga takıldıktan sonra içine cıvatanın orijinal dişi de çekilecek. Barayı hem uçtan sıkıştırıyoruz ki yapışsın yerine. Burada sadece ilaca binmiyor. Cıvatanın boyu aşağıya dayandı. Yok yok. İşin bitimine. Orijinal cıvatasını taktığımızda bagaya dayanmayacak değil mi? Yok, dayanmayacak. Hafif bir jet taşıyla alacağım. Tabii. Yüzeyin tesviyesini yapacağım sonra. Bu baramızı da taktık. Bu
daha gayet güzel bir şekilde oldu. Daha mı güzel oldu? İkisi de güzel oldu. Bunlar da ne gevşer ne çıkar. Helikot yokken eskiden bunları vardı. Ali abi. Helikot sonradan çıktı. Helikot sonradan çıktı da. Evet. Ama senin gibi insanları keşfetmeyenler de direkt motor söküyor ama. Aynen öyle. Aynen çok öyle. Motor sökenler var. Çok motor sökenler var. Arkadaşlar, bagamız bak burada çıkıntılı görüyorsunuz. Fazlasını nasıl alıyoruz onu göstereceğiz size. Az önce Ali üstü aldı. Biraz daha şöyle içine doğru götürüyor. Tamam, alt tarafta kaldıysa artık ona bir şey olmaz. Şimdi bunu alıyoruz. Acık daha. En azından bir temizleyeyim de. Silindir kapağın orijinal dişi bu arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Orijinal cıvatası. Bunların hepsinin yenisini sipariş ettim. Birazdan gelecek. Bunların hepsinin yenisini takacağım arkadaşlar. Bu dişe göre Ali Ustam diş açacak. Ali Usta, yüksek hararetle bu dişleri yalama ettirir mi? Ettirmez. Ettirmez mi? Ettirmez. Yok, mantıken ben yüksek hararet ettirir diye düşünüyordum. Sen tornacı olarak benden daha iyi bilirsin tabi. Yüksek hararette kapağın yüzeyi eğriliyor. Orijinal torkunda sıkılmayıp tabi. Biraz fazla sıkan ustaların yüzünden oluyor o zaman. Aynen öyle. Zaten tork kullanan çok az usta. Tork kullanan var ya, evet. Neredeyse sanayilerde artık yok. Yok, eskiden ustalarımız yok. Var ya, torku kullanırken kilosu, bir de kilosuna. Her şey bir de onu özel yerde muhafaza ederlerdi. Tabii. Aman ha, aman bozulmasın hesabı. Eskiden çok pahalıydı onlar. Şimdi Çin'den 50 tane tork markası var geliyor. Şimdi motoru indirmeden biz bu işi halletmiş olduk değil mi Ali Usta? Evet. Aynen öyle aslında. Ama art niyetli ustalar olsaydı? Hemen indirirlerdi aşağıya. Direkt indirirlerdi değil mi? Hemen. Benim niyetim kötü olsaydı ben de indirirdim değil mi? Gayet tabii. İnsanın zihniyetine gayet bağlı. Gayet tabii. Ali abi, son sözü söyle bakayım. Çok güzel oldu, harika oldu. Bu arada tornacı arkadaşlara da selamlar olsun. Evet. Diyebilirler videoda, tornacı arkadaş niye hazır ölçüdeki cıvatayı yerine bagaya takmadı diye. Hı hı. Şu cıvatanın ölçüdeki elinde yoktu. Evet. Yani metrik 8'deki normalde çoğunu para, yapıyorsun. Tabii. Metrik 8'de para, onu 9'a 1.25'e çevirdim taktıktan sonra, onu da söyleyeyim. Evet. Saygılar. Şimdi derinliğini arkadaşlar ayarlayamadı. Silindir kapağı gelince ben enini ölçeceğim. Contanın kalınlığını ölçeceğim. Ona göre eğer kumpasla ölçeceğim. Eğer boyunda uzunluk hissedersem cıvatanın uç kısmını biraz keseceğim arkadaşlar. Lokum gibi şu anda görüyorsunuz. Sıkılıyor. Şöyle yaklaştırayım biraz size. Evet, elle sıkılıyor. Sökülüyor arkadaşlar.
Biz bu arabanın silindir kapağını niye söktük biliyor musunuz arkadaşlar? Conta aradan yanmış. Arabada tekleme, karıştırma, her türlü sıkıntılar vardı. Silindir kapağının yüzeyini taşladık. Silindir kapak civatalarının yenileri. Vay be. Sanki barut fişeği gibi bak hele. Contamızın da yenisi. Silindir kapağını sıktım arkadaşlar. 2 kilogram 90-90'a sıktım. Horozların hepsini oturtturdum. Ara saç çontası var, onu takacağım. Sentesini takacağım. Ve arabayı akşam Amido, aracın sahibi ücretini ödeyecek. Arabayı akşam bitirip teslim edecek. Tabii çok yoruldu ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Velhasıl kelam iftar yemeğini verecek. Akşam parasını da verecek arkadaşlar. Benim size burada göstermek istediğim neydi biliyor musunuz? Bu aracın motoru inmeden yapılması önemliydi. Motoru inseydi, komple dağıtılsaydı bu arabanın 50-60 bin lira hesabı çıkardı arkadaşlar. Biz bunu bu şekilde yaptık ve bitiriyoruz arkadaşlar.